Bugün iki tane insan konuk ağırlığı. İkisi de bizim üniversitede. Bir tanesi Ömer Aygün hocamız, felsefe bölümünde. Diğeri de matematik bölümünden sunum hocamız. Hala bir iki tane sunum yapacaklar. İlk sunum Ömer hocamız. Başka öğrenci psikolojisi. Bir de sonra benim onun köle bir bakış açısından oldu. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Sesim duyuluyor mu arkada? Çok teşekkürler Can Hocam, Meral Hocam. Vesile oldunuz. Bir şekilde bir sunum yapmamı istiyorlardı. Ben de çok istiyordum. Fırsat bugün neymiş? Biraz, bence biraz hüzünlü bir gün esasında. Susum Hocamıza uğurluyoruz hep birlikte. Matematik ve etik konusunda bir sunum yapmamı istemişlerdi. Susum Hoca ya hürmeten bir konuşma yapmak zaten biraz etik ve matematiği bir araya getiriyor. Çünkü donanımıyla ve alçak gönüllüğüyle çok açık bir şekilde hepimize damgasını vurmuş bir hoca. Böyle övgü dolu sözlerin böyle ritmine giriyor konuşma biçimim ama hepiniz samimi olduğumu çok iyi biliyorsunuzdur. Ve insani yönüyle ve dayanışmacılığıyla da denizin çok çok değerli bir yeri var. Okulumuz için büyük bir kayıp ama eğer onu davet edersek, bağımızı korursak ondan yararlanmaya devam ederiz diye umuyorum. Bugün esasında hep birlikte biraz akıl yürütmeye davet etmek istiyorum hepimizi. Hocaları, öğrencileri, idarecileri, eğitim konusunda akıl yürütmeye davet ediyorum. Bunun için de vesile oluşturacağım esasında. Bu vesile, Platon-Menon diyaloğunda son derece meşhur bir pasaj, Sokrates'in bir köle çocukla geometri problemi tartıştığı pasajı ele alacağım. Benim sıklıkla yaptığım gibi az çok herkesin bildiği bir hikaye üzerinden, bir metin üzerinden güncel konulara yaklaşmak benim neredeyse hep kullandığım yöntem. Bu pasaj hakkında Jacques Rancière'in 1987 tarihli Le Maître Ignorant başlıklı kitabında getirdiği eleştiriler var. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bir makale dinleyecekmişsiniz gibi düşünmeyin, bir makale değil ama beraber ortak bir refleksiyon yapmak istiyorum. Sum filozofiyi yapmak istiyorum aslında ve bazı somut öz eleştirilere de yer vermek istiyorum sonunda mümkünse. Kendime ilişkin bir hoca olarak bazı öz eleştirilerde bulunmak istiyorum. Bu bağlamda küçük bir kavram ortaya atayım. Bunun İngilizcesi The Curse of Knowledge. Yani bir şeyi bilme laneti diyelim buna. Bir şeyi öğrendikten sonra öğrenmeden önceki halin zorunlu olarak unutulması ve bütün bağın kopması. Bu aslında her hocanın yaşadığı küçük bir paradoks gibi. Zorunlu bir moment, yani artık biliyor durumdasınız, artık bilmiyor durumda değilsiniz. Ama hocalık bir açıdan bilmeyen insanlarla, teorik olarak bilmeyen insanlarla iş yapmayı gerektiriyor. Bu problemi ortaya atmış olayım. Masanın üzerine bir takım problemler koyacağım, bir takım tartışmalar açacağım. Benzer şekilde bence eğitimle ilişkili bir tür paradoksa benzeyen bir durum da yalnızca benim değil, bugün sözünü edeceğim Jacotto isimli eğitim bilimcinin de ifade ettiği bir paradoks. O da öğretmenin imkansız olması ama öğrenmenin mümkün olması ya da bir insanı değiştirmenin imkansız olması ama değişimin mümkün olması. Başka bir deyişle eğitim ve diyelim ki psikolojik değişim dışarıdan gerçekleştirilecek şeylermiş gibi gözükmüyor pek. Bugünkü çocuk gelişiminde de, çocuk psikolojisinde de psikoterapide de, pedagojide de öğrenen tarafın aktivasyonu, değişen tarafın kendini değiştirmesi esas gibi gözüküyor hala. Bu da bir paradoks. Nasıl yapacağız? Madem eğer öğrenmek imkansızsa yalnızca öğrenmek mümkünse okul nedir? Hocanın ne işi var? Bu ve öğrenciler niye hocalara geliyorlar vesaire? Bu soruyu da ortaya atmış olayım.
Beni istediğin zaman dönebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Çok isterim bunu. Çok da alışkınımdır. Ama ilacımı aldım her şeyden önce. Şifa verebilmek için önce birazcık kendi kelime merhem sürmem lazım. İyi. Evet. Menol diyaloğundaki pasajı çok kısaca hatırlatacağım. Sonra Lansier'in eleştirisine değineceğim. Arkasından biraz Platon'u savunacağım. Biraz Rancière'e getirdiği eleştiriden bir şeyler öğrenebileceğimizi savunacağım. Rancière'in eleştirisinden başlayayım. Ondan sonra Platon'un ortaya attığı Platon'un metnini takip edeyim. Rancière, Cahil Hoca diye Türkçe'ye çevrilmiş, gayet de güzel çevrilmiş kitabında, 1987 tarihli Fransızcası, Le Maître Ignorant kitabında pedagojik bir bakış açısı sunuyor. İlginç ve provokatif bir bakış açısı. Bu bakış açısına göre en iyi hocalar cahil hocalardır. Bilmeyen hocalardır. Bilen hoca, yani alim hoca aslında minik bir lanet taşı üstünde. Minik değil esasında, bir problemle karşı karşıyadır bilen hoca. Biz hocalıkla bilmeyi tabii ki birlikte düşünüyoruz, yani ne olacaktı. Ama diyor ki bunun getirdiği çok büyük riskler var. Pedagojik bir yaklaşım sunuyor ve alim hocaların öğrenciyi kendisine bağımlı kıldığını iddia ediyor. Özellikle de Fransız eğitim çerçevesinde konuşan birisi, Fransız bağlamında konuşan birisi, yıl 1987, yani henüz diyelim internet dünyayı damgasında vurmamış, Fransa kendi adacığında ve kendi tartışmalarında yaşayabiliyordu o yıllarda. Orada Fransa için bir tartışma olarak açıklamaya dayanan, yani hocaya açıklayıcılık misyonunu yükleyen eğitim anlayışını eleştiriyor. Çünkü buna göre hoca ne yapar? Hoca bilir. Neyi bilir? Diyelim ki metinleri bilir. Ben felsefeden örnek vereyim. Matematikten de basit örnekler verilebilir. 35 kere 7'nin sonucunu herhalde matematik hocası bilir. Benzer şekilde işte Aristoteles'in eserlerini hocanın bildiğini varsayarız. Bu durumda hocanın pozisyonu Aristoteles'in metinlerini açıklamaya dayanır. Hoca bir gelir, o karanlık metinler birdenbire aydınlanır. İnanılmaz bir şekilde böyle akmaya başlar, o ölü sözcükler canlanır. Benim de çok yaptığım bir şey bu arada. Bu bir büyüleyici bir etkisi vardır. Yani sonuçta bir ölü bir metni canlandırıyorsunuz. Ve burada, buradaki problem ne? Buradaki problem, Rancière'e göre öğrencinin bağımsızlaşmaması, tam tersine açıklayıcı öğretmene bağımlı olarak kalması senelerce. Bak, bazılarımız kafası alıyor. Galatasaray Üniversitesi de tabii ki Frankofon bir çizgiden gelir. Ve bu eğitim tarzının etkilerini hepimiz biliriz. Hem bunu biz hoca olarak canlandırmışızdır, hem de öğrenci olarak gözümüzün önüne gelir. Hoca gelir, iyi bir hoca ne demektir? O ölü metni canlandırır. Ama yaşam iksirini öğrenciye vermez, veremez. Hoca dersten çıktıktan sonra bir küs çiçeği solarcasına öğrenci solar ve buna abritisman diyor. Çok ağır bir laf kullanıyor Rancière. Öğrenciyi, öğretmeni, hocaya bağımlı kılan bir eğitim anlayışı ve buna bir son vermemiz lazım diyor. Bunun için de bir yöntem, yani cahil bir hoca modeli ortaya atıyor. Son derece ilginç bir fikir. Ben çok çok şey buluyorum, çok yakın buluyorum kendime ve dediğim gibi öz eleştiri yapmak için çok, özellikle Fransız pedagojisiyle için dışlı olan insanlar için çok yararlı bir öz eleştiri vesilesi sunuyor. Onun için zaten sözü dile getiriyorum. Bu bağlamda Rancière diyor ki, bu bilen hoca, alim hoca modelinin, açıklayıcı modelin, yani öğrenciyi bağımlı hale getiren, bağımsızlaştırmayan, onu iyice köleleştiren, onu iyice hocaya bağımlı kılan anlayışın en sinsi versiyonu, en alıklaştırıcı, en salaklaştırıcı versiyonu Sokratik modeldir diyor.
Sokrates'in, Menon'un da Sokrates'in yaptığı şey aslında alim hocanın kılık değiştirilmiş, ironik, ne bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyen bir figürün arkasında saklanmış biçimdir. Ve burada köleyle olan geometri tartışmasında köleyi özgürleştirmek şöyle dursun, bunu iyice kendisine bağımlı kılar. Sokratik yöntem özgürleştirici gibi gözüküp esasında köleleştirici bir yöntemdir. Dolayısıyla bizim karşı çıktığımız alim hoca modelinin en sinsi versiyonudur, aman ha dikkat edin der gibi bir hali var Rancière. Tabii efendim. Her zamanki gibi ilk soruyu ben sorayım. Acaba açıklayıcı çok hoca mı öğrenciyi bağımlı hale getiriyor, yoksa öğrencinin içinde bir bağımlılık hali mevcut, hocadan bağımsız mı? Bence bir danışıklı dönüş de var burada. Bir, öğrencilere başka opsiyon sunulmadığında öğrencinin talep ettiği, tabii ki hocam açıklar mısınız? Hocam biz hiçbir şey anlamadık. Hocam sınavda çıkacak mı? O moda karşılıklı olarak ne birbirimizi sokuyoruz. Ve bu hocanın da işine geliyor. Çünkü hoca 100.000 defa anlatmışsa Aristoteles'in mantığını, 101. defa anlatmak için hazırlanmasına da gerek yok aslında. Bu şey modelidir. Yani en eski 20 senelik notlarıyla derse giren hoca. Ve bildiğiniz gibi hani notlara bağımlı hoca modeli hızla yok oluyor sonuçta internete geçtik ve Fatih Sultan Mehmet'i ayrı ayrı bir sürü tarih hocasından öğretebildiğimiz kadar, yani işte en iyi Fatih Sultan Mehmet uzmanından da dinleme ve tekrar tekrar dinleme şansına sahibiz bugün bedavaya, yani podcastler ya da işte ben Stanford'da nöroloji dersi alabiliriz, olacak iş değil yani ya da vesaire. Dolayısıyla eğitim kurumları zorunlu olarak hantallar ve hantal olmaları da iyi büyük bir ihtimalle. Benzer şekilde tıp ve hukuk gibi kurumlar da zorunlu olarak hantaldırlar toplum içerisinde. En yavaş değişen kurumlar gibi gözüküyorlar. Ve bunun bir avantajlı tarafı var. Ben o bağlamda acaba bazı değişik modifikasyonlar yapacaksak bunlar nereden, ne gibi şeylerdir? Biraz onu incelemek istiyorum bugün aslında. Ve Sokrates'in köleyle yaptığı şeyin onu köleleştirme olmadığını iddia edeceğim ama önemli olan benim haklı olup olmadığım değil de tartışma, bakalım sizde nasıl ışıklar yapacak. Ama hemen her an görebilirsiniz. Bundan sonra söyleyeceğim her şey aslında neredeyse yokuş aşağı. Buyurun, adınızı da söyler misiniz? Cem, ben ilk soruyu Meral Hoca sordu. İkinci de ben sorayım. Bu öğrencinin bağımlılık durumunun aslında aileye bağımlılıkla bir ilişkisi var mı? Çünkü insanın ilk hocası, ilk öğretmeni diyelim, anne ve babasıdır. Evet. Kendisi haricinde. Evet, güzel bir nokta. Aslında ben bunu belki susunma hocanın... Evet. Aslında evet, cevabı verdiğine göre hocamız alimdir kendisi. Evet. Biraz susunma hocanın yapacağı sunumun başlığına gönderme yaparak aslında benim bu sunumda önermek istediğim şey Platon'un psikolojisi var. Platon'un bir insan ruhu anlayışı var. Buna göre rasyonel bir kısmımız var. Buna rasyonel beyin diyebilirsiniz. Ben bunu nörolojiyle ve esasında Freud'la biraz bağdaştırmaya çalışıyorum son aylarda. Rasyonel bir kısmımız var. Ama Platon'un psikolojisinde rasyonel kısma karşı düşen bir arzulayan, iştah kısmının dışında bir kısım daha var. Yani iki parçalı bir psikoloji yok karşımızda. Rasyonelite ve irrasyonel arasında gidip gelen. Üçüncü bir kısım var. Bu üçüncü kısmı bir hayvana benzetiyor. Sıklıkla ya bu bir at oluyor ya bir at, aslan olabiliyor, bazen köpek olabiliyor. Bu hükümayides diye bir sözcük. Nasıl çevrileceği çok muamma olan bir sözcük. Hocam siz hükümayides'i nasıl Türkçe'ye çevirirsiniz? Bir fikriniz var mı hocam? Neyi? Thymoeides. Thymoeides. Spirited part diye geçiyor. Fransızca'da bir sürü çevirisi var. Çok zor bir sözcük ama biraz heyecanla bağlantılı. Bunu Roger Bacon animositas diye Latince'ye çeviriyor. Ben Türkçe'ye yürek diye çeviriyorum. Çok kabaca. Yani sözcüğün birebir tutup tutmamasından bağlantı, ondan bağlantı
bağımsız olarak yürek diyorum. Başka bir deyişle akıl, yürek ve arzu diye bir üçlemeyle karşı karşıyayız. Yürek dediğim şey, şimdi Can sizin sorunuza bağlamaya çalışıyorum. Çok kabaca düşünecek olursak, arzulayan kısım biraz sürüngen beyin tarafına denk düşüyor. Yani korteksin gelişiminde evrimsel olarak en geriye giden bölünmelerinde, ilk bölünmelerde karşımıza çıkan, sonradan sürüngenlerin ve memelilerin ayrıştığı yerde karşımıza çıkan ve çocuğun gelişiminde de ilk ortaya çıkardığı düzleme sürüngen beyin ya da arzu iştah diyorum. Ondan sonra ortaya çıkan düzlem, öbür beyin neokorteksin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla, daha doğrusu bu esasında kortikal bir bölge, memeli beyin diyorum ben. Yani sürüngen beyin, memeli beyin ve rasyonel beyin diyeyim isterseniz buna. Rasyonel beynin o zaman rasyonel olmayan kısımlarla onların farkında olması lazım değil mi? Onları incelemesi ve onları hesaba katarak yaşaması lazım. Bu şu demektir. Ben memeli bir canlıyım, bu ne demektir? Doğduğumda anneme diyelim ya da beni besleyecek bir varlığa bağımlı olarak doğuyorum. Ve bu bağımlılık çok uzun sürüyor. Ve bu bağımlılıktan dolayı insan işte beyin büyüklüğü, annenin leğen kemiği, hamilelik sürelerinin kısalması vesaire gibi benim daha önce en önemli olgu olarak ifade ettiğim mesele bu. Çok önemli bir olgu, çok açıklayıcılık gücü var çünkü. Açıklama gücünde olduğu fenomen sayısı hem çok yüksek hem de o fenomenler önemli fenomenler. Tabii ki en önemlisi aile, arka plan, duygusal yetişimimizle bağlantılı. Yani rasyonel süreçlerin hemen altında yatan ve rasyonaliteye çıkarabildiğimiz, diyelim psikoterapide bir ölçüde rasyonaliteye çıkarabildiğimiz, adını koyabildiğimiz süreçler bunlar. Biz dünyada olmadan önce bu süreçlerin içindeydik. Başka bir deyişle biz kendi hayatımıza cümlemizin başından itibaren tanık olmuyoruz. Biz kendi cümlemizin ortasından başlıyoruz. Nasıl intihar etmediğimiz sürece kendi hayatımızın cümlesini yarıda bırakacak isek, hayata başlarken de bir açıdan cümlenin ortasından başlıyoruz. Bu şu anlama geliyor, zayıf olduğumuz için evrimsel olarak, anneye bağımlı olduğumuz için, dil düzleminde de annenin ya da yetiştiricinin diyelim, insafındayız bir yere kadar ve zaten beyinsel olarak inanma şalterimiz açık olarak doğuyor. İnanmama, sorgulama, sonradan gerçekleşen bir şey, o da gerçekleşirse tabii gerçekleşmişsiz şartta değil. Bu bağlamda ben tabii işte arılar ve kuş şarkıları üzerine epey çalıştım. Bütün öğrencilerimi gülümseten bir şeydir bu. Hatta böyle arada bir e-mail alıp, hocam bugün bir arı gördüm sizi düşündüm vesaire diye. Yani işte Aristo okudum sizi düşündüm diyen yok ama işte arı görüntü beni hatırlar öğrencilerim. Bazı kuş şarkılarını, kuşlar kendi çevrelerinden duydukları sesleri çok iyi taklit ederler ve sonraki kuşaklara da aktarırlar. Bazı kuş şarkılarının Viking döneminden kalma şarkı gelenekleri olduğunu biliyorum. İnanılmaz bir şey. Yani olağanüstü bir durum. Büyük bir aktarım meselesi. İnsan da bir yere kadar böyle, rasyoneliteye çıkmadıkça memeli beynin davranışları, minik korkular, minik endişeler, bunlar çok eskiye dayanan yapılar. Ve biz rasyonel beynimiz geliştikçe, işte psikoterapiyle ya da sokratik yöntemle ya da eğitimle bunların üzerine gitmek durumundayız. Ve bunları biz devralıyoruz, istesek de istemesek de ve eğer müdahale etmezsek de sonraki kuşağa aktarı veriyoruz. Yani basit. Yani kapı çalındığında yapan anneler vardır. Yani bu o kadar derin bir yerden geliyor ki, yani rasyonelin altında bir düzlem bu. Çok büyük bir bilinç dışı bir şey değil ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ve hepimiz de gülümseten bir şey bu. Çünkü rasyonel beynimizin hemen altında bizi gıdıklıyor ve hepimizin bir yerde ortaklaştığı düzlemler, duygular, minik refleksler bunlar. Ben bunların üzerine çalışmaya kafayı taktım açıkçası. Hem eğitimde, yani verdiğim derslerde,
Ve burada karşıma hemen şu çıktı. Memeli beyin düzlemi yani yürek düzlemi duyguların değil yalnızca toplumsal duyguların düzlemi. Yani utancın olduğu, gururun olduğu düzlem. Aslan olduğum, işte tutun da Galatasaray camiası olabilir, Türkler olabilir, Müslümanlar olabilir, Hristiyanlar olabilir. Hepsi bütün o bir toplumun parçası olmamız, bir politik toplumsal hayvan olmamızdan ileri gelen o toplumun parçası olmanın vereceği mutluluk ve ondan dışlanmanın getireceği korkularla bağdaşan bir duygusal yaşam var orada. Kocaman bir şey. Ve dediğim gibi cümlenin başında onlar vardı, biz daha yokken. Hele ki biz birey, rasyonel birey, seçim yapan birey olarak yokken bizim hayatımız çoktan başlamıştı, bizim biyografimiz yazılmaya başlamıştı. Biz kendi biyografimizin 5. sayfasında ortaya çıkıyoruz. Biraz şey gibi, İsa'nın, muhtemelen İsa'dan önce 6. yüzyılda doğması gibi bir şey. Yani kendimizden sonra adeta doğuyoruz bir şekilde. Bu yüzden de bunlarla bence baş başa kalıyoruz. Bu duygusal düzlemler, yürek düzlemi ve aile orada önemli olarak karşımıza çıkıyor. Alışkanlıklar, utanç alışkanlıkları, mahalle baskıları ve aynı zamanda bir korku ikliminde yaşıyorsanız, korku. Yani o kapı çalınında fark yapan annenin o refleksinde hem kim geldi acaba bu saatte ya da aç mıdır? Annelik rolü, bir şeyler hazırlayayım, şeyde yemek var mı? Dan tutun da korkulara ve utançlara kadar da gidiyor. Neden utanca kadar gidiyor? Çünkü o kadın belki çocukluğunda annesi kalk kız diye veriyordu kapı çaldığında. Dolayısıyla görünmez bir annenin verdiği utancın baskısıyla da o zıplamayı yapıyor ve sonra tabii kendi kızına, kendi diyelim gelinine de bunu yaşatıyor. Kalk kız diyor. Uzun lafın kısası, ben Platon'un felsefeyle psikolojiyi ve pedagojiyi bir araya getirmek için ve bunun nörolojinin yeni bulguları ışığında ve Freud'un psikanalizi, daha doğrusu psikoterapisi ışığında yapmak gibi bir yeni bir projeye girdim ve burada da esasında onu size birazcık reklam ediyorum ve Menon Diyaloğu'nda da bunun çok güzel bazı Menon Diyaloğu'nun Güley'le olan tartışma sırasında çok güzel şeyler ortaya çıkıyor aslında. Rancière'in bunları kaçırdığını düşünüyorum aslında bakacak olursanız. Soru olmadığı için bir iki adım daha atıyorum ama soru var. Buyurun adınız. Ali. Ali, çok buyurun. Teşekkür ederiz öncelikle geldiğiniz için. Şöyle bir sorum olacaktı. Platon'un Menon'undaki kritiklerden birisinin kölenin aslında daha da köleleştiğinden bahsettiniz. Bu durumda hani köleliğin ve bağımlı olmanın tanımını nasıl yapmalıyız? Örneğin dışarıdan herhangi birisine bağımlılık nedir ve bir örnek vermesini istersek muhtemelen bireye zarar veren alkol, sigara gibi şeylerden örnek verecek. Ama hani susuz da yaşayamıyoruz. Su bir bağımlılık mıdır? Ya da bilgi öğrenmek de gerekli. Bilgi bağımlılık mıdır? Hocaya bağımlılık aslında gerçekten bir bağımlılık mıdır? Teşekkürler. Çok da zor bir soru. Bağımlılık derken ben addiction'ı kastetmiyordum. Bağımsız olmamayı kastediyordum. Peki addiction, yani dependent sözcüğünü daha çok kullanıyorum. Dependence'ı kullanıyorum. Başka bir deyişle, Rancière'e göre Sokrates'in yaptığı şey, kölenin Sokrates olmaksızın kendi yanlışlarının, kendi cehaletinin farkına varamayacağı ve daha da önemlisi kendi cehaletini Sokrates olmadan aşamayacağı noktaya getirdiği için eleştiriyor Sokrates'in Platon'un Rancière. Bu şunu da gösteriyor. Rancière demek ki bağımsız bir öğrenci, bağımsızlaştırılan bir öğrenci modelinde düşünüyor. Zaten gene Türkçe'ye çevrilmiş, bizden mezun Burak Şaman'ın yaptığı bir çeviri, özgürleştirilmiş seyirci başlığını taşıyan bir kitabı da vardır. Orada da bu fikri sinemaya uyarlıyor. Yani yönetmen ve sinema seyircisi arasındaki ilişkiyi de işte bağımlılık, bağımsızlık vesaire ilişkisi olarak ilişkilendiriyor. O da bizi isterseniz mağara hikayesine kadar geri götürür. Ama sizin konumuza dönmek gerekirse sorunun etrafında dans etmek de budur.
Benim bağımlılıkta anladığım şey o, bu Rancière bağımsız bir öğrenci olabileceği, bağımsız bir eğitim olabileceği fikrini ima ediyor. Sanırım şu, bir yöntemden söz ediyor. Kitabın kendisine bakın, Türkçe çevirisi de çok güzel, okunması da kolay. Bir Hollandalı bir eğitimcinin 18. yüzyılda Hollandaca konuşan, Fransızca bilmeyen öğrencilere Fransızcayı öğretmesinden söz ediyor. Ama kendisi Fransızca bilmiyor. Ve Fransızca bir metne birlikte okuya okuya çocuklar Fransızca öğreniyormuş. Yani kendisi bir şey bilmeden doğru bir yöntemle çocukları topluyor ve çocuklar yavaş 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 Fransızcayı öğreniyorlar. Bu mucizeye adamış kitabını ve yaklaşımını ve demiş ki, aha bu bize bulamaz. Fransız eğitim yaklaşımını bize bulamaz. Ben 2005'lerde, 6'larda Sorbonne'a gittiğimde hoca konuşur, öğrenciler kinatipler gibi yazıyorlardı. Felsefe bölümünden söz ediyor. Felsefe bölümünün derslerinde hoca gelir konuşur, herkes kağıdını, kalemini ya da laptoplarıyla yazar. Ders bitince soru bile olmaz, herkes dağılır giderdi. Sorbonne'dan söz ediyorum, yani argümantasyonun doğduğu topraklarda bu eksplikatör, alim, hoca modeli hakikaten çok dominant ve bundan da bir şikayet ediyor Rancière. Uzun lafın kısası, sanırım yapılması gereken şey şu, öğrencinin bağımlı olup olmadığını sorgulamak yerine sürecin bağımsızlaştırıcı olup olmadığını sorgulamakta fayda var. Yani öğrencinin nörolojik sebeplerle bağımlı başladığını kabul etmek lazım. Ve ondan sonra ama bu bağımlılık düzlemi son söz değildir. Buradan bağımsızlaşma mümkündür diye bir aşamalandırmak bence işin en güzel tarafı. Bunun ben bu bağlamda Platon ve Aristoteles'i çok örnek alıyorum. Çünkü bu süreci çok iyi anlatıyorlar. Diyorlar ki aslında çocuk taklit ederek öğrenir. Biz taklit eden hayvanlarız. Vikinglerden beri gelen kuş şarkılarını tekrar eden şeyler gibi. Biz de bakın üstümüze, başımıza, giyinmemize, kadın olmak, erkek olmak, bütün bunlarda Vikinglerden beri gelen bir takım melodiler yok mu yani? Tabii ki var. Saç modelimizden, sakalımızdan biz kendimizi bu anlamda tanımlıyor değiliz. Biz hazır bir dünyaya gelip oturuyoruz içine. Şu oturma düzeniyle belki eski Yunan amfilerinden gelme dolayısıyla Vikinglerden de önce ve bunları özellikle düşünmek için bir sebebimiz yok. Ders nedir, okul nedir? Bunları biz ezberleri sürdürdüğümüz müddetçe kuşlardan farkımız yok. Bunu kötülüyor değilim. Bu bir olgu. Beynimizin bir kısmı zaten aynı nöronlarıyla çalışıyor. Ne görsek onu tekrar ediyor. Bu da evrimsel olarak mantıklı, istatistiksel olarak başarılı çünkü. Tekrarlamayacak da ne yapacak? Herkes kendini sıfırdan şey yaptığı bir model olsaydı zaten o evrimleşirdi. Evrimleşmemiş, evrimleşmemesi de mantıklı. Tıpkı eğitimde çok fazla reform yapmanın, yasaları çok değiştirmenin aslında makul olmaması gibi. Takip ediyorsun. Sorumuza tam bir cevap değil ama birkaç ayrım yapılabilir. Bir tanesi addiction dependence ayrımı. Diğeri de öğrenciyi ilk başta bilgisiz, cahil ya da henüz değişime uğramamış, dönüşüme uğramamış bir varlık olarak kabul etmek yapılabilecek tek ayrım değil. Dediğim gibi bağımsızlaşmanın modüllerini anlamak lazım. İşte bu bağlamda bence Sokrates'in köleye yaptığı şey şu, biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur, azıcık bileyim mi çok acil bir soru yoksa ve saatimi de bir kontrol edeyim. Sanırım daha vaktim olmalı diye düşünüyorum, değil mi? Güzel. Fikir şu, bu bir Platon'un bir diyaloğu. Sokrates ve Menon isimli birisi konuşuyor. Menon, yaşamış gerçek birisi, Sokrates. Tesalyalı bir politikacı, aynı zamanda askeri görevler görmüş bir kişi Menon. Pat diye damdan düşer gibi başlıyor diyalog. Sokrates erden öğretilebilir mi? Bunu bir süre konuşuyorlar. Sokrates diyor ki öğretilip öğretilmeyeceğini ben bilemem. Daha erdemin ne olduğunu bilmiyorum. Gel biz seninle erdemi sorguluyor. Peki. Bunu sorguluyor. Burada şunu öğreniyoruz ama yani.
Bunu Platon yazıyor. Yani Platon, Alfred Hitchcock gibi bir arka planda ve işi yer yapıyor. Tıpkı Alfred Hitchcock gibi arada bir kamyonda yapıyor. Yani arada bir kendini de gösteriyor. Neyse. Şunu anlıyoruz ki bağlamda, Meno Gorgias'la tanışmış. Gorgias'ın bir konuşmasını dinlemiş. Gorgias da çok meşhur, çok etkileyici bir sofist. Ve Gorgias da erdemin öğretilebileceğini, yani kabaca şöyle düşünün isterseniz, iyi insan olmak öğretilebilir mi? Neden kilit bir soru bu? Çünkü en basitinden iyi nasıl tanımlarsak tanımlayalım, iyi insanların çocuklarının hiç de iyi olmadığını biz şey olarak biliyoruz, deneyim olarak biliyoruz. Ve iyi bir insanın kendi iyiliği her neyse, bunu kendi çocuklarına aktarmaması absürt. Bu durumda ortaya şu çıkıyor, ya bu nasıl bir şey? Bu erdem dediğimiz şey nasıl bir şey ki ben çocuğuma otomatik olarak aktaramıyorum? Bu yüzden de erdem öğretilemeyeceği sorusu çok ilginç bir soru, önemli bir soru. Öğretilemez dediğimizde çocukları boşlayacak mıyız? Öğretilebilir dediğimizde de tam nasıl öğretilebilir? Bunu soruşturmamız lazım. Bu konuda dikkat ederseniz Platon'un psikolojisine dayanıyor aslında bakacak olursanız. Yani üç parçalı psikolojiyi ele aldığımızda şunu anlıyoruz. Çocuk laftan anlamaz belki ama çocuk örnekten anlıyor. Bunu ben söylerim, öğrenci psikolojisi başlığını taşıyor bir konuşma. Kendi öğrencilik yılların üzerine, yani bilginin lanetini kırarak kendi öğrencilik psikolojine döndüğünde, hatırlamaya çalıştığımda fark ettiğim birkaç şey var. Bu birer öneri, yani yanında olabilirim, siz değilim. Ama bir hocam vardı lisedeyken, Galatasaray Lisesi'nde, Monsieur Fleurio diye. 10. sınıfta Fransızca hocamızdı, edebiyat öğretiyordu. Çok güzel anlatıyordu, bir Molière anlatıyordu. Harika. Ama bakın, Molière anlatısı hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir tek galiba Molière'in de tiyatroculuk yaptığını ve ayakkabılarını mı bağlıyormuş? Ya bu kadar az bir şey hatırlıyorum. Ama çok sevdiğimi hatırlıyorum. O kadar sevdim ki fen okudum. Çünkü o fene gidiyordu. Ben işte fen okumayı göze aldım. Fleurio'nun derslerini alabilmek için. Edebiyat şubeleri rezalet durumdaydı. Onları da hiç sevmiyorum. Neyse. Bunu şunun için anlatıyorum. Ben Fleurio'ya bakıyordum ve Fleurio'ya baktığımda, hocaya baktığımda hocanın benim rasyonel beynime hitap ettiği düzlemin çok altında hareket ediyor. Bir kere şuna bakıyordum. Kim bu adam? Bu ne? Yani bir insana bakıyordum bir kere. Yani Molière'i falan filan evet tamam da burada bir insan var. Öğrenciler öğretmende ilk olarak öğrenilecek konudan ziyade kişi görüyorlar. Ve neden kişi görüyorlar? Bu da çok mantıklı. Çünkü hocayı bir olanak olarak görüyorlar. Bir seçenek olarak görüyorlar. Ben böyle olmak ister miyim? Ya bunu böyle olmak istemem gözüyle baktıklarını hatırlıyorum. Biz öyle bakardık en azından. Yani başka bir deyişle logos düzleminden daha derinde bir insan olarak, bir numune olarak görüyorlar. Örneğin benim öğrencilerle kurduğum ilişkide diyelim ki öğrenciler beni seviyor. Ben anlıyorum ki beni sevmelerinin altında aslında şu var. Gelecekte böyle birisi olma opsiyonuna sahip olmaktan memnunum. Esas mesaj o. Mesaj şey değil, Ömer Hoca'ya biz tutuyoruz değil de kendi çıkarcı bir bakış açısı var aslında. Anlatabiliyor muyum? Ve hatırlıyorum, evet aynen böyle ve tersi de mümkün tabii ki. Yani işte sevmediğim bir hocayla da kurduğum bağ böyle. Uzun lafın kısası, rasyonalitenin altındaki düzlemi hesaba katmakta fayda var gibi geliyor ve Platon da Sokrates de bunu yapıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Menon hayran olmuş Gorgias'a ve Gorgias'tan şunu öğrenmiş, bir logos öğrenmiş. Nedir bir önerme öğrenmiş? O da erdemin öğretilebileceği, parasını verirseniz ben size erdemi öğretirim tabii ki birazcık. Arka plan bu. Menon da zengin birisi galiba Türkçe de yapmış ya olmuyorsam. Uzun lafın kısası Sokrates bunu şey yapıyor. Ay erdem ne ki öğretilip öğretilmediğini biz soruşturuyoruz diyor ve en sonunda geldikleri yerde Menon şunu diyor. Yani herkesin dediği kadar varmışsın
kafamı çorba ettin, çorba diyor. Çorba metaforunu kullanmıyor. Uyuşturdu, kafamı uyuşturdu Sokrates. Sen bir torpil balığı gibi geldin, bana çarptın ve ben şu anda ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yani konuşmaya başlarken erdemin ne olduğunu da biliyordum. Ve daha önce ben erdem hakkında konuşmalar verdim. Yani ben yaşam koçluğu yaptım diyor adeta. Ve erdemin öğretilebileceğini düşünüyordum Gorgias'tan ötürü. Ama şu anda gel gör ki ben ne kendimi biliyorum, dünya bu felsefe derslerinde çok karşımıza çıkan bir etkidir. Biz gülümsüyorsunuz. Neden gülümsediğinizi biliyorum. Şöyle kendimi şaşırdım. Ve insanların dedikleri kadar varmışsın, sen bir torpil balığıymışsın. Sokrates bunun üzerine, yahu ben kendim de uyuşmuş haldeyim, ben de bilmiyorum. O yüzden size aksediyor, sana aksediyor. Menoncum diyor. Menon sözcüğü de bu arada uyuşmuş değil ama duran demek. Dolayısıyla ben bunu biraz temel fıkrası gibi böyle dursun diye çevirme esprisi yaparım. Temel dursun. Peki. Sokrates diyor ki açmaza ulaştık ama diyor ben kendim bilmediğim için erdemin ne olduğunu seni de o hale getirmiş olabilirim. Eğer bunu söylüyorsan yani torpil balığının kendisi de uyuşmuş haldeyse eyvallah metaforu kabul ediyorum. Ama gel yılmayalım ve yolumuza devam edelim diyor. Bunu çok söylüyor. Metinde hadi Menon, hadi yürü Menon, kalk Menon, gidelim Menon. Sürekli böyle bir hava var, sürekli bir itekleme var. Ve Menon bunun üzerine şunu söylüyor. Yahu biz bilmediğimiz bir şeyi nasıl araştıracağız? Çünkü biliyorsak zaten araştıramayız, öğrenemeyiz. Eğer bilmiyorsak onunla karşılaştığımızda aradığımız şey olup olmadığını nereden bileceğiz madem için? Gibi bir paradoks sunuyor. Burada da şunu görüyorsunuz, en azından Sokrates bunu söylüyor. Ya sen bunu yine sofistlerden iyi öğrenmişsin. Burada şuna dikkat edin. Menon felsefeyi ya da bu tartışmaları bayağı bir argüman düzleminde ele alıyor. Yani sofistlerden mesela erdemin öğretilebileceğini duymuş bir nutuk. Biraz benden şu anda Platon'u duyup dinlediğiniz gibi. Sonra da şeyi duymuş, ya bir şeyi öğrenmek imkansızdır çünkü biliyorsan da olmaz, bilmezsen de olmaz. Yani lafzi bir argüman getiriyorsun diyor Sokrates. Bunu şunun için söylüyorum yani, rasyonel beyin düzleminde bir takım puzzle'lar getiriyor Menon. Sokrates şeyi diyor, hayır ben bunu kabul etmiyorum ama bu işin doğrusunu da bilmiyorum aslında diyor. Ama şunu duydum diyor, ruh ölümsüzmüş ve en ezelde biz bütün bilgileri, bütün ideaları görmüşüz, her şeyi öğrenmişiz. Sonra vücudu ölümünden sonra, pardon, vücuda girdiğinde ruh, unutuyormuş bu gerçekleri. Eğer birisi o kişiyi şöyle bir sarsalamadıkça, silkelemedikçe, diyalektik yolla aydınlatmadıkça bu ideyalara erişimimiz olmuyormuş. Buna hatırlama teorisi diyoruz, işte anamnesis teorisi. Ben bunu bir takım rahiplerden, rahibelerden duydum. Bilmiyorum doğru mu ama güzel bir laf ve bizi enerjik hale getiriyor. Energetikos sözcüğünü kullanıyoruz. Dolayısıyla biz sanki araştırırsak bilgiye ulaşabilecekmişiz gibi davranalım diyor. Dikkat ederseniz yine farklı düzenler var. Erdem'in öğretilip öğretilemeyeceği bağlamında şimdi yani etik bir bağlamda epistemolojik bir probleme geldik. Öğrenmenin nasıl mümkün olduğu. Şimdi bunun altında geometrik bir tartışma gerçekleşecek. Burada da Sokrates diyor ki ben sana anamnesis teorisi, yani biz bilgilere sahibiz, fıtri idealar bunlar, ideine deniyor Fransızca'da. Doğduğumuzda zaten varlar. Diyalektik soru cevap yöntemiyle bunları ortaya çıkarabildiğimi sana demosunu yapabilmek için, demonstrasyonunu yapabilmek için bir kölelerinden birini çağırın diyor. Ve hemen şunları soruyor, bunlar çok önemli. Kölenin bakış açısından bakmak diyor başlıkta. Köle hakkında iki şey soruyor. Bir tanesi şu, Yunanca biliyor mu diye soruyor. Evet, biliyor. Cevabı bu iki şey. Birincisi, dil bilgisi çok önemli. Yani bilmeseydi ne olacaktı?
Bu çok kabaca Chomsky'ci bir yere bizi esasında götürüyor her şeyden önce. Ama bunu bir tarafa bırakalım. Bu şunu da ima ediyor. Büyük bir ihtimalle Yunanlı değil. Köle. Kölenin Yunanlı olmaması zaten beklenebilecek bir şey. Ve Yunanca bilip bilmediğini sorması sanki Yunanca bilmeme ihtimalinin en azından 50-50 olduğunu gösteriyor bize. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum tabii. Bu kişinin Yunanlı olup olmaması, ırk, ulus vesaire özelliklerinin hiçbir öneminin olmaması çok çarpıcı ve çok önemli. Ama tabii ki en önemli özellik toplumsal, ekonomik, politik statü olarak köle olması. Bu müthiş önemli bir nokta. Nitekim Menon şey diyor, bu benim kölem. Benim elimde doğdu diyor, benim evimde büyüdü bu diyor. Ben bunun matematik, geometri dersi anladığını biliyorum diyor. Bu önemli olacak çünkü doğuştan ideleri işte birazdan doğurtacak bizim Sokrates. Fazla uzatmayayım ama şu soruyu soruyor köle. Önce şey diyor, çizgi nedir, işte kare nedir? Önce terminoloji konusunda bir anlaşıyorlar. Teknik terminolojiye de bir gönderme var. Diyor ki buna köşegen der, diagonon der, alimler diyor Sokrates ama önemli değil. Çünkü kuma çiziyor büyük bir ihtimalle ya da mum tablete çiziyor şimdi. Şunu çiziyorlar, diyor ki kenarı 2 metre, metre diyeceğim, siz takıldınız. Buna isterseniz aşın değil. 2 metre olan bir karenin alanı 4'tür diyorlar. 4 metre kare deniyorlar tabii ki. 4 olduğunu köle kolaylıkla sayarak anlayabiliyor. Soru şu, 2 kat büyük bir alana sahip olan bir karenin kenar uzunluğu nedir? Çözülmeye çalışılan soru bu. Biz tabii yani Descartes sonrası olduğumuz için hemen yanına karekökü koyuyoruz. Ama o bir notasyondan öte bir şey değil. Bunun esprisi ne? Ruhu ne adeta? Yani bilmekten anlamaya geçmemiz lazım. Ve Sokrates rahatlıkla şey diyebilir köleye. Köle sonuçta 8'in karekökü arkadaşım derdi ya da ne bileyim 1.6 mı neyse artık şey 2 kök 2. Bunu yapmıyor. Soruyor, diyor ki iki kat büyük bir alan elde etmek için kenar uzunluğu kaç oldu? Orijinal karenizin kenar uzunluğu 2 metre, hatırlayın. Burada köle çok tatlı bir şey diyor. Ben her zaman bunu derslerde çok vurgularım. İki kat büyük bir alan elde edeceksek tabii ki iki kat uzun bir kenara ihtiyacımız var. 4 diyor. Şimdi bu bize inanılmaz çok bilgi veriyor. Yani şu bilgiyi veriyor. Yani 2, 4, karekök falan filan bunları geçin. Olay burada tek boyuta, 2 boyuta geçmeye çalışıyoruz. Yani tek boyunu düşünüyorum hala. Bütün, yani boyut atlatmaya çalışıyoruz. Minik bir parantez. Mağara hikayesini düşündüğünüzde zincirlerinden kurtarılan kişi İki boyutlu bir düzlemden aslında 3 boyutlu kuklalara doğru bir tür, yani bir, gene bir boyut entrodüksiyonu söz konusu. 2 boyuttan 3 boyuta atlatmaca. Ve bunu nasıl yapacağız? Bunu biliyorsunuz, 3 boyutlu bir evrendeyiz. İşte bir karınca, neydi o, Flatland diye bir kitap galiba var. 2 boyutlu bir evrende, 3. boyutla nasıl temas kurabileceğimiz sorusu epistemolojik olarak problemli. Burada da yapılan şey bundan farklı değil. Diyor ki 4 metre olacak diyor. Sokrates hayır demiyor. Hatanın ucuz olması lazım. Hatanın ucuz olması lazım. Bunu neden söylüyorum? Utançla ve korkuyla bağdaştırılan, hoca tarafından gelen korku, arkadaşlar diyelim, tarafından gelen mahalle baskısı tarzı ilişkilenmeler hatayı pahalı hale getiriyor. Hata ucuzladığında, bu örnekte hata ucuzluyor. Neden ucuzluyor? Köle zaten yani daha kaybedecek hiçbir şey yok zamanında. Ve bu yüzden de çok iyi bir örnek köleyi orada konuşturması. Nitekim köle yanlış cevabı veriyor. Ama yanlışı inceliyoruz zaten, yanlışı anlamamız lazım.
Ve Sokrates'in özelliği yanlışsın dememesi. Diyor ki 4 mü? Tamam o zaman 4. 4 tabii ki 16'yı gösteriyor. 16 8'den büyük müdür? Evet büyüktür. Allah Allah. 2 kat büyük olması gereken alan 4 kata çıkıverdi. Şimdi bu Allah Allah işte bize lazım olan şey. Ama nasıl bir Allah Allah? Samimi bir kafa kaşımaya. Tuhaf bir şey oluyor. Bunu yakalamamız lazım. Yani iki kenarda, 2 metrelik bir kenardan 4 metrelik kenara ulaştığımızda ayda alan 4 katına çıkıyor. Ve orada pauza basıyor Sokrates ve Menon'a dönüyor. Diyor ki bak diyor, şu anda ilk başta bildiğini sanıyordu. Şimdi bilmediğinin biraz farkına vardı. Yani cehalet farkındalığına ulaştı o Sokratik yere ulaştı. Kötülük ettik mi çocuğa diyor. Hayır. Ben ona kopya verdim mi? Pek öyle gözükmüyor. Ama şu önemli. Birincisi daha önce söylediğim gibi duygusal olarak kölenin yanlışlığını kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. O yüzden hata yapmak ucuz diyor köle örneğinde. Hangi açılardan ucuz? Korkacak bir şey yok, utanacak bir şey yok, mahalle baskısı yok. Ve sosyopolitik, ekonomik olarak zaten en alt düzeyde. Minik adım daha atayım da lafı bağlayayım isterseniz. Nereye gideceğini zaten tam yani özel bir yere gitmeye de çalışmıyorum. Buralara işaret etmeye çalışıyorum. Öğrenme sürecini ağır şekilde izlediğimiz zaman rasyonel beynin altındaki düzlemlerin ne kadar canlı olduğunu ve hepimizin hayatına öğretmen olarak, öğrenci olarak, idareci olarak ne kadar bununla karşılaştığımızı işaret etmeye çalışıyorum. Köleciğim şey diyor, ya iki olmadığına göre bu kenar, dört de büyük olduğuna göre tabii ki üç diyor. Burada da varsayımlar var, bu da çok sevimli bir tahmin. Ama biraz körlemesinde de bir tahmin, yani bir hala uyanmış değil. Bunu ben öğrencilere anlatırken şey derim, bazen işte komşunun çocuğu, kuzeninizin çocuğu gelir, matematik öğretmek istersiniz, çocuk işte sorulara bakar, A der, siz yanlış dersiniz, o zaman B der. B de yanlış dersiniz, o zaman C der. Siz deli olursunuz çünkü, yani hatta A da olabilirdi yani, iyi ki A değil dersiniz içler için. Çünkü biliyorsunuz ne olduğunu yani, doğru tahmin etmekle anlamak arasındaki fark burada mesele ve öğrenci de biliyor esasında onu. Öğrenci yalnızca hocam beni uğraştırma şimdi akşam modunda. Ve öğrenci psikolojisinin bir tarafı artık lafı bağlayayım. Birincisi birkaç tane şeye işaret edeyim lafı bağlamak, yani susmadan önce. Birincisi öğrencilerimizde ben dahil kendimi hatırladığım kadarıyla ve kendim de bir öğrenci olduğum kadarıyla fark ettiğim bazı refleksler var. Bir tanesi, evet o küçük mahalle baskıları. Hani somut olarak çevremdeki insanların bende uyandırdığı minik baskı ve benim de başkalarının üzerinde uyandırdığı baskı tabii ki. Kendimi kurbanlaştırmak gibi bir niyetim tabii ki yok. Bu bir, öğretmenlerin ve genel olarak eğitim kurumlarının nasıl diyeyim size, tedavi ettiği, çağrıştırdığı bazı otoriter yapılar ve korku ikliminde yaşamanın getirdiği eğitimsel problemler. Bugün öğrenciler arasında, gençler arasında Türkiye'de maalesef çok yaygın, çok büyük psikolojik problemlerle savaşıyoruz. İnanılmaz büyük problemler var. Biraz onları gündeme esasında getirmek istiyordum. Bir diğeri, hoca, bunu ben Galatasaray'da master yaptığım sırada tiyatro kulübüne girdim. Tiyatro kulübüne laf olsun diye girdim. O sırada Merleau-Ponty üzerine tez yazıyordum. Merleau-Ponty bedenden çok söz eden bir filozof. Ben de işte hani bedenin kullanımı, sesin kullanımı, entonasyon vesaire onları deneyimlediğim için hoşuma gidiyordu. Orada biraz sessizliği öğrendim. İşte bundan kaç yıl önce, herhalde 2001 yılında falandı. Bir oyunda şeyi oynuyorum. Boynuzlanan bir kocayı oynuyorum. Karısı aldatıyor bir başkasıyla. Ve benim gerginlik yaratmam lazım.
Çünkü bir komedi, bir vaudeville, Ray Cooney'nin karma karışığı. Belki Halil Cornet'le bilenleriniz vardır. Boynuzlanan bir koca var. Arıyor, karısını arıyor, ne aldattığını şüpheleniyor vesaire. Bu enerji sayesinde komiklik patlayabiliyor. Yani dolayısıyla benim o enerjiyi vermem lazım. Ben replikleri ezberliyorum, ediyorum falan hani. Diksiyonum çok iyi değil. Biraz boyum uzun. O yüzden işte ayaklarımı şey yapınca sahnede sağlam durmuyorum vesaire. Teknik işler üzerinde oynuyorum. Çok hoşuma gidiyor aslında. Bir de vaudeville oynamak şey çok matematik bir şey. Yani tam işte pencere kapandığında kapı açılacak, öbür kapı kapanacak vesaire. Yani iki kapılı vaudeville şeyidir o. Çok zevkli. Ya da işte tabut açılacak, tabut tam kapandığında tabutun içinde başka birisi var, o onu dinliyor vesaire. Çok matematik. O yüzden de çok bedensel bir yanı var. Uzatmayayım, uzatıyorum. Hoşuma gidiyor uzatmak. Sevdiğim konular. Ben şüpheleniyorum birisinden. Diyorum ki, ne diyorum? Ve orada susmayı öğrendim. Dedim ki, yeni repliğimi biliyorum. Ama repliğimi öğrendiğim için hemen söyleyesim var. Çünkü ezberimde. Ama dedim, dur dedim. Dur, durdum. Bana sufle vermeye başladılar. İşte bilmem ne, bilmem ne falan filan diye. Ben duruyorum, tiyatro şeyimiz, şey yaptım. Dedim ki tamam, zaman bende. Esasında çok zen bir uyanış bu. Yani hemen konuşmaya başlamam için arkamdan koşturan aslında yok. Şunu demeye çalışıyorum. Konuşmayı ve sessizliği birer form verilen fenomenler olarak anladığımda bir sürü olarak ortaya çıktı. Hocalıkta bir soru sorulduğunda 35 kere 7 nedir diye öğrencilere sorduktan sonra da aynı sessizliğe girdim. Ve benzer bir gerginlik ortaya çıktı. O gerginlik bana şunu verdi. Kendimi hatırladım. Ben kurtlu bir öğrenciydim. Evlerden uzak bir öğrenciydim. Hocalarım yani çok yakasık yerlerdi çünkü çok upaylardım. Yapacak bir şey yok. Aynı zamanda o yüzden de mahalle baskısı dediğim şeyle de rastlaşan ve onunla sorunu olan bir öğrenciydim. O 35 kere 7'yi ben çözerdim. Ama ilk elini kaldıran olmak da istemezdim. Sessizlik devam ettikçe benim elimi kaldırma ihtimalim için daha çok vakit geçiyordu. Ve hocayla öğrenci arasında bu sessizlikte bir, dikkat ederseniz bir irade çatışması gerçekleşiyor. Bir mini psikolojik savaş gerçekleşiyor. Öğrencinin tavrı şudur. Ya hocam şimdi hiç şey yapma, hiç uğraştırma, sen çok güzel çarpıyorsun. Aristo'yu senden iyi anlatan yok. Hocam şey yapma şimdi. Ya da hatta böyle her şey, böyle etrafla ilgilen falan. Hepimizin bildiği şey. Kimi kandırıyor. Hoca tipik olarak atlayıverir buna. Çünkü 35 ile 7'yi çok iyi çarpar. En çok hocalar güldü. Çünkü hocalarda olan bir şey bu. Bizde olan bir şey. İçimizdeki o kurttu. Benim buraya çıkmam da böyle. Atladasım var. Bunu dizginlemeye başladığımda 35 ile 7'yi çarpmaya başladı öğrenciler. Çünkü durmasını öğrendim. Yani o zen tavrı, tavır değil isterseniz. Ben daha Sokratik tavır demeye çalışıyorum. Cahil hoca da diyebilirsiniz. Ama işte üçgen bir ama kenarı ne kadar olacak karenin kenarı? 4 de tamam desin. Orada durman lazım. Hemen ay kim geldi? Ay hadi şey yapalım. Dur yanlış oldu. Yanlış başka deme. Bir tur, vakit ver. Bu vakit verme aralığı biliyorum. Biraz şey gibi, kişisel gelişim gibi oluyor ama benim elimden, benim bulabildiğim örnekler bunlar. Vakit verdiğinizde bu psikolojik savaş, çatışma sizi lehinize dönmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş bir el kalkıyor. İyi bir hoca eli görünce hemen söyle 35 kere 7 kaç der ve böylece o kişiyi kazanır. O kişiyi çalıştırmıştır. O kişi 35 kere 7'yi yapmıştır. Daha da iyi bir hoca o elin kalktığını gördükten sonra tamam der ve susmaya devam eder işte. Çünkü bir el kalktığında 35 kere 7'yi çarpmak için gönüllü olan, yüreği o tarafta olan kişiler, öğrenciler onlar da ellerini kaldı. Yani bir kişinin elini kazandıysanız, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci eli kazanma şansınız daha yüksektir. Burada ne gerçekleşiyor? Büyük bir enerji yaratıyorsunuz. Sınıfın enerjisini tamamen değiştirdiniz. Ne yaparak? Susarak. Hiç de öyle zen, işte hepimiz şimdi istersen meditasyon yapalım gibi bir şey söylemiyorum.
Yalnızca bir öğretmenin de bir tür kendi duygusal farkındalığının acayip önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnızca bunu söylemeye çalışıyorum. Öğrenciler için de, öğretmenler için de rasyonel süreçleri yönlendirirken duygusal hayatımıza, gerek bireysel duygusal, gerek toplumsal duygusal hayatımıza eğilimin ben çok çok önemli, çok eğitici, çok zevkli olduğunu düşünüyorum ve sınıf ortamındaki oksijen miktarını acayip arttırdığını kendim gözlemledim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.